Dünya kaç yaşında sorusuna nasıl cevap vermem gerektiğini söyleyeyim. Nereden biliyoruz? Dünyanın yaşını nereden biliyoruz ya? Değil mi? Yazıyorum, dünyanın yaşını... Kitaplarda yazıyor. <laughs> Değil mi? Yani tabii ki o, biz kitaplarda yazana iltifat etmiyoruz. Biz o kitapları yazan arkadaşımızı buluyoruz. Diyoruz kardeşim şu kullandığın metot eskidi. Veya bu kullandığın metodun şu açıkları var. Ne yaptın, ne ettin. Ee, dünyanın e, kendi içerisindeki en yaşlı kayalar... Kanada Kalkanı'nda bulundu. Mineral demiyorum. Kayalar. Kaya. Şimdi kaya nedir, mineral nedir? Mineral, kimyasal bileşimi belli sınırlar arasında olan, değişebiliyor. Bir kristal yapısına sahip, yani düzenli bir atom düzeni olan, organik olmayan doğal maddeler mineraldir. Bu mineraller nelerdir? Hanımlarımızın mesela parmaklarına takmayı pek sevdikleri elmas. Elmaslar. Bir mineraldir değil mi? Efendim turmalin bir mineral. Ametist bilmem. Ametist değil mi? mi? Kuartsın Quartz. bir türüdür ametist. Efendim kuarts... bir mineraldir. Fakat bunlar bir araya gelirler. Birkaç mineral bir araya gelir. Bazen bir mineral tek başına bir mineraller grubu oluşturur. O da kayadır. Şimdi ilk defa 1990'lı yılların başında Avustralya'nın en batısında Murchison bölgesinde bir Yaşlı kaya bulundu. Gneiss kayası. Yaşlı olduklarını biliyorduk. Bunun içerisinden bir zirkon minerali çıkartıldı. Bu zirkon mineralini bir ölçtüler. 4 milyar yıl çıktı. nasıl ölçüyorlar? Çok basit. Şimdi e, uranyumu alıyorsun. Bu ta şeyden geliyor. 1911'de ilk defa e, Rutherford. Bu Rutherford biliyorsun bir Yeni Zelanda. E, Sir Ernest Rutherford Cambridge'de şöyle bakıyorlar. Radyoaktifte yeni keşfi Becquerel, e, Müzeum Nasional Dış Doğanatürde. Onu anlatalım e, şeylerimize e, seyircilerimize. Becquerel, e, Madame Curie'nin radyumunu alıyor bulunmuş radyumu, bir zarfın üstüne bırakıyor gidiyor. Zarfın içinde e, şey varmış, e, fotoğraf Film. filmi, ekspoze olmamış fotoğraf filmi. E, ...ışık görmemesi lazım. Becquerel ertesi sabah geliyor radyumu alıyor, koyuyor. Filmi çıkartıyor, Filmi çıkartıyor. Ekspoze olmuş film. Ya bu nasıl olur diyor film, film yanmış yani? Ha, evet film yanmış. Ama belirli bölgeleri yani taşın tam altındaki altı yerlere yani. yan. ya bu nasıl olur ki? <laughs> Işık almıyor bu. Ama tabii bekerel büyük. Onun için bekerel <laughs> oluyor. Ha diyor. Bu burada diyor, diyor burada diyor bir radyasyon var. Bir ışın geçiyor diyor. Ve ona uzaktan da geldiği için radyoaktivite diyor uzaktan faal uzaktan faal, faal radyoaktivite diyor bunu koyuyor. E şimdi radyoaktivite nedir? Radyoaktivite kendinden bir şeyler veriyor. Şimdi için ben senden sürekli bir şeyler koparırsam yani günün birinde bir Hande veya Zeynep de seni tanıyamaz hale gelirler. Değil mi? sen başka bir şey olursun. E maddenin içinden sürekli bir şeyler gidiyorsa ve başka bir şey olur bu madde. Peki giden ne? Giden üç şey. Bir alfa partikülleri dediğimiz partiküller, iki beta partikülleri dediğimiz yani bu tanecikler. E, alfa taneciği, beta taneciği, alfa taneciği dediğin iki proton, iki nötrondan oluşur. Helyumun çekirdeğidir. Beta dediğin elektrondur. Bir de gamma var. Gamma elektromanyetik spektrumda bir ışın ışındır. Işındır, maddesi yok. bu üçü gidiyor. E şimdi sen bir atomun içerisinden durmadan protonlarını, nötronlarını, elektronlarını alırsan atom yapısı değişiyor. Dolayısıyla radyoaktif denilen yani uzaya pardon uzağa sürekli malzeme gönderen nesne karakter değiştiriyor. Bir elementken başka bir element başka oluşuyor. Etmiyor. Ha, e ne oluyor? Uranyum mesela kurşun oluyor. Değil mi? Bunu Rutherford düşünüyor. an diyor bu böyleyse diyor. Biz bunların yarı yaşlarını ölçebiliyoruz laboratuvarda. Ben diyor bunları kullanarak kayaya yaş veririm. Ve böyle bir deneme yapılıyor. Hakikaten aa, bir bakıyorlar. Bunu kullanarak kayalara yaş veriyorlar ve o zaman Durham'da profesör olan Arthur Holmes, genç bir jeolog, müthiş heyecanlanıyor. Rutherford da diyor ki aman diyor bu muazzam bir iş. Bu diyor bizim jeologların arayıp bulamadığı kutsal kase. Bu diyor bizim bütün dertlerimizi hallediyor fakat ondan sonra fark ediyorlar ki kirlenme olabiliyor. Mesela e, potasyum argon metodu deniyor. İşte potasyum argon argon gazı gaz uçucu. Uçur. E bir miktar uçtu gitti mi ölçmen yanlış oluyor. Onun üzerine 20. yüzyıl boyunca bütün bu yöntemler çok ince ince didiklendi. Bu yöntemlerin pek çoğunu bulan Profesör Jerry Wasserberg bizim misafirimiz oldu Türkiye'de. Geldi benim arkadaşım, Kaltek'ten arkadaşım Jerry Wasserberg ve en sonunda o hale geldi ki artık biz çok küçük hata paylarıyla şimdi zirkonu alıyorsun. bu Zirkonun içine bakıyorsun. Bunda uranyum var mı? Hı, var. Kurşun var mı? Var. O zaman diyorsun ki şimdi bu uranyum bunun içine bu mineralin parçası olduğu andan itibaren radyasyon yayıyor ve dolayısıyla giderek kurşuna dönüşüyor. Şimdi ben kurşunun, ne kadar kurşunlaşmış? Ha, kurşunun miktarını ölçersem, uranyumun da geri kalan miktarını ölçersem, uranyumun yarı yaşını bildiğime göre ben bu taşın yaşını bulurum. Bulurum. Bir ölçtüler 4,5 milyar. 4 milyar önce sonra 4,5 milyar. E, millet dedi ki ya hani dünyanın yaşı 4,5 milyardı. La bunlar burada. Dünya oluşmuş bile. Onun üzerine dediler ki ya bu bir tek bir mineral. Zirkon minerali. Zirkon mineralin özelliği şu. Bin derece santigratta dahi sağlam kalabiliyor. Dolayısıyla bu çok güvenilir bir şey. Ama taş bulmak lazım. Taş oluşmuş mu? Onu e, Sam Bowering Kanada kalkanın ortasında buldu. 4,3 milyar. E, Sam ne yazık ki çok ağır hasta. Şimdi e, kanser oldu. Maalesef. Yani Dünyanın çok önemli şey kronologlarından biri. Yani taşlara yaş, yaş veren var. çok önemli MIT'de profesör. Ee, önemli bir adamcağızı. Dört buçuk milyar yıl çıktı. Güzel. Ha, e nedir bu çıkan taş? E kardeşim bu çıkan taş granit ya. E granit ne demek? Hayda granit demek kıta demek. Kıta demek. Peki kıta ne demek? Efendim bugün kainata bakıyorsun. Yani dört buçuk milyar önce kıta mı varmış? Kıta vardı. Ha. O zaman dünyada eski. E şimdi, tabii, tabii, yani yalnız dünyada eski olmakla kalmıyor. Kıta oluşturacak kadar vakit geçmiş. Evet. Şimdi kıta oluşturmak ne demek? Dünyadaki bize gelen bütün kök taşlarına, taşlarına falan filan bakıyoruz. Bunlar demirce, magnezyumca falan çok zengin Demir. taşlar. E Bunlar bizim bazaltlara benziyor. Efendime söyleyeyim, e, piroksenit dediğimiz, dünit dediğimiz taşlara benziyor. Ağır taşlar bunlar. Tamam mı? Bunların hiçbiri ziti granit yok. Peki ne oluyor? Sen bu taşları erittiğin zaman bunların içinden... Önce benim gibi şişman olan iyonlar çıkıyorlar. Bu şişman olan iyonlar hangileridir? Periyodik tablonun sonuna doğru olan mesela potasyum gibi, uranyum gibi falan olan iyonlardır. Bu tombikler çıkıyorlar. Bunlar birikiyorlar. Bu taşlar giderek hafif daha hafif taş yani bu elementler hafif mineraller oluşturuyor. Bu hafif minerallerden hafif taşlar oluşuyor. Onun için kıtalar yukarıda duruyor, okyanuslar aşağıda duruyor okyanuslar bazalttan ultramafiklerden oluşuyor. Yani demir ve magnezyumca daha ağır. Okyanus daha. Buna mukabil kıtalar silisyum ya alüminyum kıtalar yani. yüzüyor aslında. Yüzüyor. Manton üzerinde yüzüyorlar. Şimdi hmm. bu kıtalar o yüzden mi kıtalar batmıyor hiç? Evet. Şimdi bu kıtaların oluştuğu ortaya çıkınca benim bir sevgili arkadaşım e, hem UCLA'de çalışıyor hem Uh, ...Australian National University'de çalışıyor... ...Mark Harrison... ...Mark Harrison hafnium elementlerine bakıyordu... ...Mark bir baktı ki... ...suyun katkısı olan erime var... ...dört buçuk milyar... Yani su gel da gelmiş o sırada... ...su oluşmuş, oluşmuş... ...su gelmekle kalmamış... ...su... ...dünyanın içine bir şekilde gönderilmiş... ...erimeye yardımcı olmuş... ...ve buradan çıkan... ...volkanik kayalarda... ...bunun izleri bulunuyor... Mark çıktı dedi ki yahu dedi dünyada dedi 4,5 milyar yıl önce levha tektoniği var. Şimdi bu çok tartışmalı bir konu. Millete Peki bir şey ha, soracağım. Tabii. Çok özür dilerim bir şey bir soracağım. Göre. Biliyoruz ki dünya o günden sonra çeşitli patlamalar, volkanik hareketler, şunlar bunlar batmış çıkmış, Hı -hı. batmış. Hı -hı. Yani <laughs> bizim bugün an dünya dediğimiz yeryüzü yüzeyi çok hareketli bir gemi olmayalım. Müthiş. Şimdi o zaman bunlar yukarıda mıymış ki biz bugün bunları bulabiliyoruz yoksa nasıl buluyoruz? Hayır bunlar yukarı çıkmışlar o zaman ve kalmışlar. Ha kalmışlar. Ha şimdi sen çok ilginç bir soru sordun. Dünyanın iki buçuk milyar yıldan daha önceki yüzeyde gördüğümüz bütün kayaları bugünkü kıta yüzeyinin sadece yüzde ikisini. Oraya. Yüzde ikisi. Sadece yüzde ikisi. Yani bunları yüzde ikiden mi öğrenebiliyoruz evet. ancak? Bilgimizin ne kadar eksik olduğunu. İşte, fakat bu yüzde ikiye niye güveniyoruz biliyor musun? Çok büyük bir çeşitlilik var. Evet. Ve diyoruz ki ya bundan başka bir şey de olamazdı. Yani bazaltı buluyorsun, ultramafiti buluyorsun, graniti buluyorsun, tron buluyorsun. Bu, ne, bu, ne varsa buluyorsun kardeşim. Yani evet. dolayısıyla şimdi düşünüyoruz. Efendim biz baştan bir dünya yapmaya kalksak, elimizdeki malzemelerle bu dünya yapabilir miyiz? Değil mi? Ee, peki elimizdeki malzemeler neler? Elimizdeki malzemeleri biliyoruz. Değil mi? Bir hayat yapan malzemeler var. işte azot var, oksijen var, şey var, karbon var falan. Fosfor var, sülfür var. Bir de şeyler var. İşte magnezyum bilmem ne. Bu kainatta bol bulunan malzeme. Bunlar çok 4-5 tane eleman. Bunlar ikiye ayrılıyor. Hayat yapan elemanlar, şey yapan elemanlar. E, cansızları oluşturan elemanlar. E bunlar nerede oluşuyor be kardeşim? Değil mi? Nasıl oluştu bunlar? Jerry Wasserberg, bunu ilk bulanlardan biriydi. Bu nerede oluşuyor biliyor musun? Güneşlerin içinde. Yıldızlar da oluyor. Yıldızların içinde. Şimdi nasıl oluşuyor yıldızların içinde? Kainat ilk oluştuğu zaman ne atom var ne bir şey yok. Temel parçacıklar var. Kainatın oluşması muazzam bir enerji boşalımı. Yani bizim Big Bang dediğimiz hadise. Şu Big Bang'i yanlış, yanlış, yanlış anlamamak lazım. Ee, Big Bang hakkında çeşitli görüşler var. Mesela ee, şey benim yemek arkadaşım Hawking, Stephen Stephen Hawking Hawking'le ben yemek yiyordum fakat yemek yerken Stephen Hawking'le ne yazık ki konuşmak mümkün değil. Getiriyorlardı, bir köşeye şey yapıyordu, konuşamıyor çünkü. Orada e, bir hemşire onu besliyordu. Biz masanın etrafında yemek yiyoruz, o bir köşede besleniyor. Fakat Fatih her gün geliyordu. Yani ben bu durumdayım, odamda iyiyim, hayır. Yemek yemekhaneye yediyordu. geliyor. Yemekhaneye, kolejin high table'ına her öğlen geliyordu. Gonville and Keys. Nerede o Trinity College'da? Gonville and Keys College'da, Cambridge'de. Gonville and Keys'in üyesi. Stephen Hawking diyor ki, Big Bang'den önce hiçbir şey yoktu. Tam bir hiçlik. Hiçlik. Ne Tekinlik zaman vardır? Hiçlik, ha, ha hiçlik, hiçlik. hiçlik. Hiçbir şey yok. Ve bu hiçlik duraysız hale geldi. Ve onun için Big Bang'da e